Gerçek anlamda fiyat performans telefonu arıyorsanız izleyeceğiniz bu video tam size göre. Dolar ve Euro'nun yükselişiyle gün geçtikçe elektronik eşyalarında fiyatlarının arttığını görüyoruz. Peki ihtiyaç gereği akıllı telefon alacaksanız çoğumuz seçimimizi uygun fiyatlı yüksek performanslı telefon almaktan yana kullanıyoruz. İnceleyeceğim Xiaomi akıllı telefon da bunlardan biri. Amiral gemisi akıllı telefonlarıyla kapışacak özelliklere sahip olan Poco F5 serisinin kutu açılımını, kutu içeriğini ve genel anlamda özelliklerinden bahsedeceğim. Telefonumuz 2023 Mayıs ayına doğru çıkışını yapmıştı. Gelelim kutu içeriğinde neler çıktığına. 1 adet şeffaf arka kapak kılıfı. 1 adet sim çıkartma iğnesi. 1 adet USB güç adaptörü, 67 watt, hızlı şarj destekli, ortalama 40-50 dakikada şarj oluyor. Tabi yavaş yavaş günümüzde 240 wattlı, 15 dakikada şarj olan hızlı şarj destekli telefonlar da çıkıyor. Ve 1 adet ise USB kablosu Type-C. Gelelim telefonumuzun tasarımına. Tasarım boy olarak 161.11 mm, enine ise genişlik 74.95 mm, telefonumuzun kalınlığı ise 7.9 mm. Toplam ağırlığı 181 gram. Renk seçenekleri ise beyaz, mavi ve siyah renk seçenekleri mevcut. Görsel olarak telefonumuz gerçekten çok şık. Sıra geldi ekran özelliklerine. Telefonumuzun 6.67 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080x2400 Full HD piksel, Full HD Plus ekran çözünürlük standı mevcut. Piksel yoğunluğu 395 ppi, ekrana düşen piksel yoğunluğu bu arada. Ekran yenileme hızı 120 Hz. Ekran özellikleri Dolby Vision, HDR, HDR10, HDR10 Plus, çizilmeye karşı dirençli cam, multi-touch ekran, DCI-P3 renk gamutunun %100'ünü karşılıyor. Always on display, sürekli açık ekran. Ekran içinde ön kamera. 5 milyona 1 kontrast oranı, 240 Hz. Ekran dokunmatik, tepki süresi ve 1000 nite kadar parlaklığı bulunmakta telefonumuzun. Ayrıca Gorilla Glass 5 ekran dayanıklılığı mevcut arkadaşlar. Renk sayısı ise 68 milyar. Ekran gövde oranı 100 üzerinden 88.62. Telefonumuzun gelelim sıra donanımına. Telefonumuz Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 SM7475AB chipsetli. Telefonumuzun GPU frekansı ise 2.91 GHz, 8 çekirdekli, 1x2.91 GHz ARM Cortex-X2, birinci yardımcı işlemci, 3 adet 2.5 GHz ARM Cortex-A710, ikinci yardımcı işlemci, 4 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 ve dediğimiz gibi ise ana işlemci 1x2.91 GHz ARM Cortex-X2 işlemcisini barındırmakla beraber gerçekten Snapdragon 8. Gen 1'e denk bir işlemci arkadaşlar. Grafik işlemcisi Adreno 725, 4 nanometre üretim teknolojisi ve oyunlardaki genel puanına gelirsek arkadaşlar, genel test puanları 1 milyonun üzerinde, genellikle 942 milyon, 1 milyon barajında geçmekte arkadaşlar. Tabi Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye denk bir işlemci. RAM'imiz ise 12 GB DDR5. Şu zamanda arkadaşlar çoğunlukla amiral gemisi telefonlarda bile 8 GB RAM kullanılmakta. Bu telefonda 12 GB DDR, LPDDR5 RAM bulunmakta. Gerçekten yüksek performanslı uygulama ve oyunlarda işinizi çok fazlasıyla görecek ve sizi uzun yıllar götürecek bir telefon olmuş. Telefonumuzun dahili depolaması 256 GB, yeterli bir depolama olarak düşünüyorum. Günümüz şartlarında tabii ki de 128 GB genellikle kullanılan depolama alanı. Dahili depolama ise UFS 3.1 depolama biçimi mevcut. 1 TB'a kadar da hafıza seçeneği mevcut arkadaşlar. Android'in MIUI 14 sürümüyle beraber gelmekte işletim sistemi olarak. Kablosuz bağlantı özelliği Wi-Fi 6'nın AX serisine kadar 5 GHz'e kadar dual band olarak desteklemekte. Bluetooth versiyonu 5.3.
Telefonumuzda Hi-Fi ses özelliği, Dolby Atmos gibi stereo hoparlör, çift stereo hoparlör, yüksek sesli müzik veya film izlediğiniz zaman gayet yeterli olacak arkadaşlar. Telefonumuzun gelelim kamera çözünürlüğüne. Bu arada kamera çözünürlüğüne, kameraya geçmeden önce telefonumuzda 5000 amper batarya bulunmakta. 67 watt hızlı şarj desteği bulunmakta arkadaşlar. Gayet yeterli ve uzun süreli kullanımda 1,5 günü çıkarıyor. Gelelim sıra kameramızın özelliğine. Kameramız fiyatına göre biraz düşük kalmış ama yine ortalama bir kamera çözünürlüğü mevcut telefonumuzda. Kamera çözünürlüğü 64 megapiksel, portre modu, HDR, yapay zeka, otomatik odaklama, sesli komut, makro çekim, seri çekim, zamanlayıcı gibi birçok özelliği bulundurmakla beraber çift tonlu iki ledli flaşımız. Diyafram açıklığı f1.79, kamera sensörü boyutu 1/2 inç, video kayıt çözünürlüğü ise 4K'ya kadar 30 fps'i desteklemekte arkadaşlar. 1080p'de ise video çözünürlüğümüz 240 fps'e kadar desteklemekte beraber. İkinci arka kamera çözünürlüğü ise 8 megapikselli f2.2 diyafram açıklığı. Üçüncü arka kamera çözünürlüğü ise 2 megapiksel f2.4 diyafram açıklığı. Ön kamera çözünürlüğü 16 megapiksel. Ön kamera video çözünürlüğü 1080p Full HD yani. Ön kamera FPS değeri 60 FPS. Ön kamera diyafram açıklığı ise f2.45. Ön kamera özelliklerine gelirsek portre modu, HDR, sanal flash, sesle komut, yavaş çekim, hyper motion, slow motion ve zamanlayıcı birçok özelliği beraberinde getirmekte. Telefonumuzda dediğimiz gibi çift stereo hoparlör, ayrıca 3.5 mm jack girişi bulunmakta. Telefonumuzun ayrıca çift hatı desteklemekte nano sim olarak. Telefonumuzun genel özelliği bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak telefonumuz fiyat performans oranı çok yüksek bir telefon. Bu telefonla karşılaştırılacak bir telefon varsa o da Xiaomi'nin 12T'si arkadaşlar. 12T'si bu telefona göre sadece kamera yönünden daha iyi. Diğer genel özellik olarak Poco F5'in altında kalıyor arkadaşlar. Poco F5 ise kamera yönünden Xiaomi 12T'den geri kalıyor. Genel itibariyle düşündüğümüz zaman kesinlikle benim aldığım fiyat arkadaşlar. Haziran ayı gibi almıştım sanırım. 2023'ün Haziran ayında 16.000 TL civarına almıştım. Şu an ise piyasada bu telefon 17.000-18.000 TL civarına bulunmakta. Kesinlikle bu fiyat aralığında alabileceğiniz en iyi telefon olmuş. Bu yılın hatta fiyat performans oranı yüksek en iyi telefonu diyebilirim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin Poco F5 telefonunun incelemesini yaptık. Kutu içeriğine ve telefona yakından baktık. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.